Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kısa olarak deprem konusuna uzaktan bir gönderme yapalım diye düşündüm. Deprem fiziki bir olay. Yaratıcının fiziki alemde dikkatimizi çektiği, yaşadığımız dünyanın ne kadar güzel hayata elverişli kılındığı konusunda farkındalık meydana getirilme yönelik bir fiziki olay esasında. Şimdi bu fiziki olayın meydana gelişiyle ilgili olarak daha evvel jeoloji ve jeofizik alanında uzmanlar bu konuda çalışırken müstakil bir bilim dalı doğdu, sismoloji diye. Sismoloji bu konunun arka planını sebepler dünyasında ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi sebepler dünyasında bunun ortaya konuşuyla ilgili açıklamalara bizim itiraz etmemiz asla mümkün olmaz. Fakat bu izahların arkasında mutlaka, bu olayların arkasında mutlaka ilahi bir iradenin, ilahi bir hikmetin, ilahi bir kudretin bulunduğunu atıf yapmak mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü yaşadığımız şu alemde hiçbir şey tesadüfi değil. Hiçbir şey gelişigüzel gerçekleşmiyor. Şimdi yaşadığımız şu yer küremiz 6370 kilometrelik bir yarı çapa sahip. Dünyamız uzayda hem kendi ekseni etrafında dönüyor hem güneş etrafında dönüyor. Fakat üzerinde yaşayanları sarsmadan, dökmeden, dağıtmadan muntazam biçimde bunu gerçekleştiriyor. Bu sahipsiz olabilir mi? Hikmetsiz olabilir mi? Plansız olabilir mi? O halde biz anlıyoruz ki insaniyetimizle bize verilen muhakeme gücüyle anlıyoruz ki dünyamızı hayata elverişli kılan bir yaratıcı var. Nitekim o yaratıcı Kur'an'da Zariyat suresinin 48. ayetinde bunu çok net ifade ediyor. Vel arda ferashnaha fenimel mahidun. Üzerinde yaşadığınız şu yer küresi var ya, o yer küresini hayata elverişli olarak kıldık biz. Biz ne güzel hayata elverişli olarak kılıyoruz bu alemi, bu dünyayı diye Cenab-ı Hak bize beyan ediyor. Baktığımız zaman da hayatın, dünyanın böyle olduğunu görüyoruz. Fakat bu sismologların açıklamalarına göre dünyamız her ne kadar pürüzsüz gibi gözükse de aslında dev plakalardan oluşuyor, levhalardan oluşuyor. Dünyamız bir takım tabakalardan meydana geliyor. Yaratıcı öyle yaratmış. En üst tabaka dünyamızın yer kabuğunun diyelim. İlk tabaka litosfer adıyla anılan bir tabaka. 70 veya 80 kilometrelik bir alanı, bir kalınlığı daha doğrusu alan değil, bir kalınlığı kapsıyor. Bunun arkasında da bir başka tabaka var. O ne? O da astenosfer. Bu astenosfer diye anılan tabaka 1500-2000 santigrat derecelik sıcaklığın söz konusu olduğu sıvı lav yığını. Şimdi bu sıvı lav yığının hareketlerine bağlı olarak yer küremizdeki levhalar, bu plakalar zaman zaman alt alta geliyor, üst üste geliyor, dibine değiniyor, değiyor, temas ediyor. Buna bağlı olarak bu hareketlenmeden mütevellit sismik dalgalar meydana gelir. Bu dalgalar enerji boşalımı şeklinde yer küresinin belli bölgelerinde bu faylar kırılmak suretiyle oralarda kendisini belli ediyor sarsıntı olarak. İşte deprem dediğimiz olay en kısa halde böyle bir anlatıma tabi tutuluyor. Eyvallah. Peki dünyanın o katmanları üzerinde yaşamaya elverişli hale getirilmiş olması, bu levhaların hareketi, sürtünme bağlı olarak açığa çıkan o kuvvet ve bunların hepsi bir nizam, bir düzen, bir ahenk içinde değil mi? Bir hikmet içinde değil mi? Yani bizi 9 derece ve üstündeki şiddetli depremlerden koruyan kim? Dünyamız okyanuslar, dağlar sağa sola devrilmeden hayatın devamını sağlayan bir rahmet sahibi, bir hikmet sahibi, bir kudret sahibi yok mu? Var.
Gayet aşikar. Efendim bunu bilim göremez ve gösteremez elbette. Bilim nesneler üzerine yoğunlaşır. Prosesleri, süreçleri ortaya koyar. İman kalbidir. Biz yaratıcıyı göremeyiz. O görücü olmak, görülebilir olmaktan dünyada münezzehtir, gaybidir. Biz gaybe iman ediyoruz. Ama aklımız, insaniyetimiz ve kalbimiz onun varlığını hisseder. Onun varlığına aklen zorunlu olarak ulaşır. Ulaşılması gerekir. Yani hayat dediğimiz o müstesna nimet dünyada öyle sayısız hesaplara, ince ayarlamalara dayalı olarak yürüyor ve gerçekleşiyor ki akıl hayretten hayrete düşer düşündüğü zaman. Neyi gösteriyor bu? Hayatı vereni. İşte depremin bize söylediği ya da hatırlattığı en önemli mesajlardan birisinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Deprem bize diyor ki siz kendiniz yaşamıyorsunuz rastgele, yaşatılıyorsunuz. Yaşadığınız bu arzı hayata elverişli olarak kılan, yaratan bir Rabbiniz var diyor. Depremin ilk söylediği husus bu. İkincisi deprem diyor ki bize adeta ilahi bir mucizeyle karşı karşıyasınız. Buna Kur'an-ı Kerim ayet diyor veya çoğulu ayetler. Ne demek? Fiziki anlamda yaratıcının iradesine, kudretine delalet eden nişanlar, belirtiler demek ya ayet. Peki Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an'da? Diyor ki biz ayetlerimizi, bu tür ayetleri sizin kendinize gelmeniz için göndeririz. Ve mâ nürsülü bil âyet illâ tahvîfâ. Biraz kendinize çekidüzen verin. Biraz korkun. Hayatı, gerçekliği, yaratıcıyı düşünün diye bu tür ayetlerimizi göndeririz diyor Cenab-ı Hak. O halde biz ne yapmamız icap ediyor bu çerçevede? Depremi doğru okumamız gerekiyor. Bu fiziki olayı, bu celalli olayı iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bir irade söz konusu olmadan bu gerçekleşemez. Arkasında bir irade var, bir kudret var, bir hikmet var, hatta bir rahmet var dememiz lazım. Ama bunu derken bize yönüyle bu sebepler dünyasında yine Allah'ın koyduğu kurallara dikkat alarak elbette binalarımızı sağlam yapmalıyız. Zemin ölçümleri gerçekleştirmeliyiz. İnşaat sektörünün ortaya koyduğu ideal ölçüler neyse o ölçüye uygun biçimde inşaatlar, binalar, evler yapmalıyız. Şüphe yok. Bu da hata olursa bunun cezası, bunun karşılığı kendi ihmalimiz olur. Bunlar çok konuşulan şeyler. Ama benim dikkat çekmek istediğim nokta şu bu vesileyle. Deprem bize deyim yerindeyse hayat konusunda bir farkındalık meydana getiriyor. Siz rastgele yeryüzünde yaşıyor değilsiniz. Yaşatılıyorsunuz diyor. Bir gemi gibi, bir uçak gibi, bir otobüs gibi şu üzerinde yaşadığınız dünya bu kadar varlıklarla birlikte hem kendi ekseni etrafında dönüyor, hem güneş etrafında dönüyor, belli bir hızla hareket ediyor ama üzerindekileri etrafa savurmuyor. Denge söz konusu burada. İrade söz konusu, rahmet söz konusu. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Ve Cenab-ı Hak bu yolla insanları hatırlatıyor. Onun için denir ki deprem ilahi ihtardır, hatırlatmadır. İlahi ikazdır, uyandırmadır. İlahi işattır. Bunlara dikkate almaya dönük bize verilen derslerdir. Bunlara dikkate almamız lazım. Rabbimize iltica etmemiz lazım. Dua etmemiz lazım. Bize düşen boyutuyla bizim vazifelerimizi eksiksiz yapmaya çalışmamız lazım. Binalarımızı sağlam inşa etmemiz lazım. Deprem olduğu zaman ne yapacağımıza dair uzmanların verdiği bilgilere riayet etmemiz lazım. Ama şunu unutmayalım ki deprem Allah'ın bir ayetidir, bir işaretidir. Onun rahmetinin, onun hikmetinin, onun kudretinin ve iradesinin celalli bir göstergesidir. Bunu da dikkate almamız lazım. Cenab-ı Hak hepimizi, herkesi, her zaman, her türlü arzi ve semavi belalardan, musibetlerden muhafaza buyursun. Kendisine iman eden, salih amel işleyen, böylece rızasını kazanan salih kullarından eylesin.